Selamun aleyküm. Selam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi şöyle, ben dün İl Milli Eğitim Müdürü Üstü'yle de görüştüm. Turnut Yıldız Dershane Müdürü'yüm. Evet. Ben de Milli Eğitim Müdürü Şube Müdürü Orhan Kemal Karakuş. Bakanlığın bir kapatılma kararı vardı. Doğru, evet. Bu karar doğrultusunda madde ve dershanesine ait birimlerin kapatılacağını size tebliğ etmiştik. Bununla ilgili evraklarınızın teslimiyle ilgili olarak bir ay içerisinde devir teslim işlemi yapmanızı söylemiştik. Evet. Bununla ilgili bir tane idari mekanınızla evraklarınızın bulunduğu bölümü açık bırakacağız. Diğer tarafta çeşitli kurslara ait olmayan diğer mekanları belirleyip çıkacağız. Şirket merkezi Şirket merkezi katılmayacak. Tamam, yani şirket merkezi katılmayacak. Neresi gösterdiği odalar. Biz bir yukarı kendisi çıkalım, dersliklerden başlayalım. Şöyle, tamam, orası ben, ayrı bir mevzuda şöyle. Şimdi daha burada bir aylık bir süreç veriyorsunuz bize. Diyorsunuz ki bir ay sonra evraklarınızı getirin, teslim edin diyorsunuz. Arkasından siz Milli Eğitim Müdürlüğü olarak zabıtaya, belediye yazı yazıyorsunuz. Yani gidin bu kurumu kapatın diye. Doğru söylüyorsunuz. Böyle bir hakka sahip misiniz? Doğru söylüyorsunuz. Hangi yönetmeliğe göre? Arkadaşlar sadece sizin devir teslim zorunluluğu olduğunu düşündüğünüz bölümle arşivimiz. Evet. Ve idari bölümümüzü bırakacağız. Diğer mekanlar hepsini kapatacak. Şu an elimizdeki karar. Bize süre veriyorsunuz bakın. Sizin diyorsunuz ki bir aylık bir süre var diyorsunuz bize. Sizin devir tesliminize engel olacak bir mekanı kapatmayacağız. Sizin devir tesliminize... Herhangi bir yerde, herhangi bir evrağımız olabilir. Yani bir lütuf değildir bu. Bu bir lütuf değildir. Bir ay içerisinde. Daha önce böyle bir uygulamanız oldu mu? Valiliğin bir kararı var. MEP'ten gelen, bakanlıktan gelen bir karar var. Valilik bir işlem tesis ediyor. Dershane çalışma ruhsatını iptal ediyor. Buna bağlı olarak da belediye verdiği çalışma ruhsatı neden iptal ediyor? Otomatik düşüyor. Niye otomatik düşüyor? Valiliğin kararı. Tamam, valilikle belediye arasında hiyerarşik bir ilişki yok. Ruhsat da düşebilir değil mi? Otomatik ben dün olarak düştü. Valiliğe gittim, bu mevzu ile ilgili görüştüm. Valiliğin bundan haberi bile yok. Bu bir, ikincisi. Valiliğin bunu kapatmayla ilgili mevzu. Bir saniye. Yangınla mal mı kaçırıyordunuz beyler? Yok şöyle, ruhsatsız bir yeri çalıştırmanın idari yaptırımı nedir? Hemen kapatmak mıdır? Ne yapılır? Ona süre belirlenir. Evet. Şu süre içerisinde ruhsatınızı alın gelin. Şimdi burada bakın burada şöyle bir durum var. Kanunsuz emir uygulanıyor burada. Size bir şeyler söyleyemiyoruz. Ancak şöyle bir durum var. Bunun cezai sorumluluğundan sizler de kurtulamazsınız. Evet, bunun farkındayız. Anayasanın, ondan sonra TCK'nın ilgili maddeleri, kanunsuz emir maddeleri ne diyor? Amir hukuka aykırı bir emir verecek olursa ast ne yapar? Yazılı talep eder. Emri yazılı talep eder. Siz diyelim yazılı aldınız ama konusu suç teşkil eden bir mevzu idari işlem varsa bunun cezai sorumluluğundan ast da kurtulamaz, üst de kurtulamaz. Amir de kurtulamaz, memur da kurtulamaz. Sizin isminiz neydi? Mehmet, evet. Mehmet Bey, söylediklerinizi anladık. Evet. Tamam. Biz kanunun talimatların gereğini yapacağız. Memur beyler, burada bulunan, bu iş için gelen herkes suç işliyor. Arkadaşlar, ben arkada sessizce durmak değil. Biz gereğini yapalım. Beyefendi, kimlik ben. Tamam, kimlik. Kimliğinizi alalım. Tutanağı imzası olacak. Tutanağı imzası olacaklar gelsin. Tutanağı imzası olmayacaklar. Tutanakta imzası. Burada bekleyin. Tamam. Tamam, bomba patlatmışlar. Yok buraya. Bomba elbise giymeyin. Dün 34 tane şehit oldu. Dün bugün teröristlerin peşinde koşması gerekenler. Bugün dershane kapatıyorlar. Bu da tarihe not düştü. Aldığınız onayla burada iki tane derslik. Taşla buyurun. Burası buradaki derslik. Şey, bu kat dördüncü kat mı olmalıydı burası? Bu kattaki bölümümüz evet. Burası. Buradan şurada herhalde. Burası zümrüt odamız. Burası bizim devlet teslim için yapacağımız bir şey yok. Biz bu kapıyı buradan kapatıyoruz arkadaşlar. Şuradan gideceğiz. Bu kapıyı burası buradan... evraklarımız var. Şu yan tarafı depo kısmında şey bir ay süre verdiğiniz şeye bir gün yapmayın. Sınıfları kapatın. Tartışmıyoruz. Tamam. Arkadaşlar ben sizinle konuşmuyorum. Tamam. Ya konuşmadan nasıl anlaşacağız ya? Çıkın Turgut Bey, ben bizim yanımızda olabilir mekanları tanıtmak için. Evet. Sizler dışarı biz buradayız. Hiçbir yere çıkmıyoruz. O zaman şurayı mühürlüyoruz. Hayır, mühürlemeyin. Bakın. İçeride evraklar var. Bir ay içerisinde yetiştirin dediğiniz. Mücahit.
Cüneyt Bey, şimdi milliyet ürününü yazmışsa ne diyorsa biz bunu yapalım. Siz, onu asılın amiriniz değil. Bir şey konuşayım ya. Siz mahkemeyle başvurun. Mahkeme ne karar verirse. Mahkemenin kararını uygulamıyorsunuz zaten. Ben de ne diyorum? Ya içerideki evrakların... Hatta o kadar şehidimiz var. Hala burada şeyi mi uyguluyorsunuz ya? İçerideki evrakların ne olacak? Ver artık ya. Tamam zaten. Her gün bir müfit işleri gelmesi kurtulaması. Yazık dur günahdır ya. Arkadaşım ya orası hakkı önemli yok. Yapıştıracağım. Çünkü şey olur o zaman. Evet, şey yapmasa yapıştırıyor. Sistemimizi ortaya koyduk. Uygulamıyorsunuz şu an bunu burada. Arkadaşlarıma, süre vermedi. Dershaneye ait bölümleri gösteriyorum. Süre veren idare siz değil miydiniz? Kim verdi bu süreyi? Bunun içine sineği musun? Arkadaşlar, duygusal ya çirkin. İçerisinde olan mekanlar da burası da buralarda. Ondan sonra diğer bölüme geçeceğiz. İl Milli Eğitim Müdürü size kapadı mı diyor buraları? Söyler misin Mahmut Bey? Ya benimle muhatap oluyorsunuz şu an siz. Mahmut Bey peki artık orada... Ya bir diyorsunuz bir muhatap istiyorsunuz. Hem de kaçıyorsunuz ya şu an konuşmaktan. Öğretmenler odamızı kapatıyorsunuz ya. Arkadaşların şahsi odaları orası var ya. Ya.